Aslında pek beklenmiyor bu haftaki görüşmelerden diyebiliriz. Hiçbir tane ne Rus tarafı ne Amerikan tarafı açıkçası bu haftaki görüşmelerden bir sonuç çıkmasını beklemiyor. Zaten Amerikan heyetine liderlik eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Randy Sherman da aslında görüşmenin müzakere olarak değil, daha fazla iki tarafın birbirlerine hangi konularda işbirliğine yakın olduklarını belirtme açısından faydalıydı mesajını verdi. Yaklaşık 8 saat sürdü görüşme. Rus tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ragbov liderlik etti. Amerikan tarafına da Dışişleri Bakan Yardımcısı Randy Sherman. Rusya'nın istekleri belliydi görüşme öncesinde. O isteklerin en önemlisi, en tartışmalı olanı ve Batılı ülkeler ve Amerika tarafından da kesinlikle kabul edilemeyecek olanı, Ukrayna'nın kesinlikle NATO'ya alınmaması isteği Rusya tarafından. Rusya bu konuda Amerika'dan garanti istiyor, NATO'dan garanti istiyor. Ukrayna'nın kesinlikle NATO'ya alınmaması ve NATO'nun daha fazla doğuya doğru genişlememesi. Bununla birlikte Rusya sınırındaki NATO üyesi ülkelerde askeri aktivitelerin, özellikle o bölgelere silah sistemlerin konuşlandırılmaması gibi istekleri vardı görüşme öncesinde. Rusya'nın işte bu istekleri dile getirdi görüşmede ve aslında görüşme beklendiği gibi geçti. Randy Sherman, Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması isteğini geri çevirdi. Bunun kendileri için, ki NATO'ya kesinlikle üye olmak isteyen bir ülkeyi almayın diyemeyeceklerini söyledi Randy Sherman. Ki bu da aslında daha görüşme başlamadan önce hem Amerika hem NATO tarafından da tartışılamaz konulardan biri olarak nitelendirmişti. Görüşme sonrası Sergey Ragbov bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi, Ukrayna konusunu, ve bu konuda bir garanti alamadıklarını söyledi. Uzlaşı gözükmüyor. Bununla birlikte görüşme içten ve doğrudan olarak nitelendiriliyor iki ülke yetkilileri tarafından. Açık açık dile getirildi konular. Bundan sonra görüşmeler devam edecek mi? Görüşmeler çarşamba günü Rus heyeti, Amerikan heyeti yarın Brüksel'e gidiyor. Çarşamba günü Rus heyeti Brüksel'de olacak. NATO yetkilileriyle görüşecek Rus heyeti. Ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'yla görüşmeler var. İşte bütün bu görüşmelerin sonunda, hafta sonunda Amerikan ve Rus heyetleri görüşmelerin devam edip etmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verecekler gelecek haftalar için. Mesela. Sara, sen de vurguladın, görüşmelerden beklentiler düşük. Hatta Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken da pazar günü verdiği mesajlarda vardı bu durum. Hem Blinken'ın açıklamaları hem de Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Ned Price'ın bugün basın toplantısından neler öne çıktı? Ned Price'dan önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki basın toplantısı düzenledi. Jen Psaki'nin basın toplantısına başlar başlamaz ilk soru da bu oldu zaten. Cenevre'deki görüşmeler, Başkan Biden bilgilendirildi mi diye sordu görüşmelerle ilgili olarak. Jen Psaki, Biden'ın güvenlik ekibiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Ve Rusya çağrısı vardı Jen Psaki'nin, gerilimin düşmesi için Rusya'nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi Jen Psaki, bölgedeki gerilimin düşmesi açısından. Ned Price'ın basın toplantısında da aslında bir nevi Randy Sherman'ın söylediklerini biraz dile getirdi Ned Price. Ukrayna ile ilgili kararı Ukrayna olmadan veremeyeceklerini, görüşmelerde NATO ile ilgili kararı NATO olmadan vermeyeceklerini belirtti Ned Price. Kendilerinin uzlaşabilecekleri konuları gündeme getirdiğini toplantıda söyledi ki uzlaşabilecek konular özellikle Rusya sınırı olan NATO ülkelerinde askeri silah sevkiyatının azaltılması ya da NATO ve Amerika'nın ortak tatbikatının bölgede azaltılması gibi konular, nükleer silahlarla ilgili konularda işbirliğine açık olduklarını söyledi Ned Price ve bu konularda önümüzdeki dönemlerde Rusya ile görüşmek istediklerini, görüşmeye devam etmek istediklerini belirtti Ned Price. Ama top şu anda Rusya tarafında gibi görünüyor. Bununla birlikte umutlar bu hafta için pek fazla değil. Sen de söyledin, Antony Blinken dün
bazı televizyon kanallarına çıktı ve o televizyon kanallarında bu haftaki görüşmelerden çok mutlu olmadığını, önemli bir ilerleme sağlanacağından umutlu olmadığını, umudunun gelecek haftaki görüşmeler için bir ortak zemin oluşturulması olduğunu söyledi. Ve Ukrayna'nın kafasına silah dayanmışken, Ukrayna sınırındaki 100 bin askeri Rus askerini kastediyor, bu görüşmelerden nasıl ilerleme sağlanacağından da çok emin olmadığı mesajını vermişti Dışişleri Bakanı Antony Blinken.